Efendim. Talha merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben de tam seni arayacaktım. Öyle mi? Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Ya ben annemlere yalan söyleyemedim. Onlara doğruyu söylemek zorunda kaldım. Ben de sana onu söylemek için aramıştım. Gerçekten mi? Aynı şey düşünmüşüz. Şey diyeceğim ya. Ne yapıyoruz yarın? Geceye gidiyor muyuz? Aslında ben gitmeyi çok istiyorum ama... Yani seni zorlamak istemem yani işinin gücünün arasında. Ben ablamla da gidebilirim yani. Yok, hayır. Bir sorun yok. Yarın gelebilirim. Sabah ben seni alayım, beraber gidelim. Olur mu? Tamam, oldu o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Yok öyle bensiz bir yere gitmeler falan Lale Hanım. Ben ne saçmalıyorum ya. Ay Lale, ne yapıyorsun ya? Efendim. Benim su mu gelmiş? Tamam, bekliyorum. Haber vermeden geldim ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün gece beni aramışsın. Ben biraz rahatsızdım. Cevap veremedim o yüzden. Evet, aradım. Nasıl oldun? Daha iyiyim. İyi. Onur, bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama ben her şeyi yüz yüze konuşmak için buraya geldim. Bunu keşke Lale ile konuşmadan önce düşünseydin Penüs. Biliyorum, haklısın. Ama sen de bana hak vermeye çalış. Onur, ben seni çok seviyorum. Ve seni kaybetmekten çok korkuyorum. Ben sizin fotoğraflarınızı görünce seni kaybettiğimi düşündüm. Kendimi kaybettim. Bana yakışmayan davranışlar yaptım, biliyorum. En azından bunun farkında olman güzel. Söz veriyorum, bir daha olmayacak. Lale'ye çok ağır sözler söyledim. Çok yıpratıcı şeyler. Sana hiç yakışmadı Pelisu. Hiç. Haklısın. Ben de kaç gündür kendimi yiyip bitiriyorum, nasıl böyle bir şey yaparım diye. Ama sen de bana hak ver. Önce babam, sonra sen. Seninle evlenmek varken şu düştüğüm duruma bak. Ağlama, tamam. Onur. Yarın birlikte bir şeyler yapalım. Ben seni çok özledim. Benim sana çok ihtiyacım var. Onur'la Lale ne kadar yakışmadılar mı birbirlerine ya? Hayır, sanırsın 40 yıldır tanışıyorlar. Yeni tanıştılar der misin yani? Ne ayak bu ya? Anlamadım. Yok, bu böyle olmayacak, dur. Konuya yanlış girdim. Kurti, işten memnun muyuz? Ha, şimdi anlaşıldı. Bu beni yokluyor. Ya fena değil işte be. Hani bir de maaşı konuşursak, daha konuşmadık ya. Maaş kolay, maaş hallederiz. Yeter ki birbirimizden memnun kalalım. Orası da kolay canım. Orası kolay diyorsan, istersen maaştan daha fazlasını da kazanabilirsin. Ya bak, sen şimdi benim en sevdiğim iki kelimeyi kullandın. Daha ve fazlası. Sen
benim kocam olacağına önce adam ol Kurtuluş. Adam. Hırsızlığı bırak, yalanı bırak, dolanı bırak. Buradan laf alıp başka yere taşımayı bırak. Karı kızı bırak, kumarı bırak, her şeyi bırak. Ah! Sen erken yoruldun be. Sana bir hafta süre Kurtuluş. Benim bu sefer kesin başarmam lazım. Yani sözün özü, sen bana Onur'la Lale hakkında bildiğin her şeyi söyle, benden sana açık çek. Açık mı çek? Sen beni ne zannettin ya? Ben para karşılığı aile sırlarını ifşa edecek adam mıyım? Değil misin? Aslında öyleyim de. Ama yine söz verdim ya. Ağzımdan tek kelime alamazsın benim. Tamam Kurtuluş, sinirlenme. Açık çek falan yok, unut gitsin. Abi uygun musun? Söyle Şadi. Yarın kesin buluşuyoruz değil mi? Ona göre Betül'ü ayarlayacağım da. Tamam tamam ayarla. Ben zaten Yıldız'ı ayarladım. Bahattin diye bir arkadaşımla yemeğe çıkıyorum dedim. Tamam ben de bir şekilde yalan söyleyeceğim herhalde artık ne yapayım. Tamam görüşmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız tabii. Ya kimsenin görmesine bilmesine gerek yok. Aman gizli kalsın da. Öyleyse yarın buluşuyoruz. Uzun zaman oldu baş başa bir şey yapmayalı ha. Evet bir huzur yok ki. Tamam neyse yarın buluşuyoruz. Yeri sen seç gözlerden uzak bir yer olsun. Gözlerden uzak yer iyidir. Merak etme ben hallederim. Ah Fikret. Yarın son duanı et Fikret. Ha seni yedim Şadi. Şadi seni çıtır çıtır yedim. Ama bir dakika. Seni şimdi yemeyeceğim. Seni şimdi yemeyeceğim. Seni iş üstündeyken yiyeceğim ki ibreti alem olsun diye. Betül'cüğüm, ben yarın bir arkadaşımla yemeğe gideceğim. Saçmalama Şadi, Allah aşkına ne yemeği? Sanki her hafta böyle bir şey yapıyormuşsun gibi. Ay ne bu rahatlık? Şadi, sen en son bensiz geçen yaz dışarıya çıkmıştın. Ayrıca o da mecburiyettendi, hatırlatırım. Evet, ama bu sefer de bir arkadaşımla yemeğe gideceğim Betül. Benim de bir kafa dinlemeye ihtiyacım var değil mi? Ben dinleteceğim sana o kafayı, sen hiç merak etme. Anlayamadım canım. Kafanı dinle canım diyorum. Tabii kafanı dinle sen de. Bu çok güzel. Bayıldım. Teşekkürler. Bu benim son yaptığım çalışma. Beğenmenize çok sevindim. Bunu alıyorum. Tamam hazırlayayım. Ben benim. Ben de bir kartımı takdim edeyim. Bunları da arkadaşlarınıza verirseniz çok seviniriz. Tabii teşekkürler. Ay evli misiniz? Bekarım. Ay inşallah böyle bir eviniz olur. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Şunları da yapmak lazım da kartlardan da kalmadı. Hadi kahve içelim ya. Songül Hanım merhaba. Bu seninki değil mi? Ay merhaba Songül Hanım. Lale'cim. Ayol hangi rüzgar attı sizi? Buralardaydım. Bir uğrayayım dedim. Meşgul müydünüz? Aa, olur mu canım? Buyurun. Buyurun buyurun lütfen geçin. Böyle mi geçeyim? Buyurun buyurun. Nerede? Sen de geç. Ay bizim yerimiz burası işte. Pek hoş pek hoşmuş. Ay sağ. Çok hoş. Buyurun. Çok hoş. Çok sevimli. Nasılsınız? Teşekkür ederim kızım iyiyim. Sen nasılsın? Siz nasılsınız? İyiyiz babaanne. Maşallah, maşallah. Bir şey içer misiniz? Bir kahvenizi alırım. Hemen şey yapalım. Dur anne ben yaparım. Nasıl ya, olsun? Ben Lale'min kahvesini içeyim. Sade olsun. Tamam, hemen. Maşallah. Ne kadar güler yüzü, ne kadar terbiyeli. Çok güzel yetiştirmişsiniz. Ay, sizden bunu duymak. Songül Hanım... Eşiniz rahmetli mi oldu? Ayrıldınız mı? Yok yani sizi üzmek istemedim. Kusura bakmayın merakımdan değil. Hani birbirimizi daha iyi tanırız diye. Tabii ki.
Yani bunu öğrenmek sizin de hakkınız. Kendisi rahmetli oldu demeyi çok tercih ederdim. Bilmiyorum yani ne oldu ne bitti de selametle ayrıldık. Yıldırım'dı eski yani evlerden uzak eşimin adı. Bu şimdi yurt dışında ben çalışmaya gidiyorum diye gidip yurt içinde affedersiniz ne fındıklar kırmış. Kadındı kız ama ben de ondan sonra da peki gittikten sonra sizinle hiç ilgilenmedi mi? Yani size bir faydası olmadı mı? Oldu. Ya olmaz olur mu? Ay çok şükür. Onun hiç hakkını inkar edemem. Ya ondan yediğim kazıklar sayesinde dimdik ayakta durmayı öğrendim. Ay kız. Önem yok. Şimdi derler ya hani bir kadın erkeği vezir de eder, rezil de eder. Ben bu söze asla inanmam. Asla hatta sinir olurum. Çünkü zaten her kadın ailesini derleyip toparlamak ister değil mi? Kol kanat gerer. Ha adam iyiyse, kaliteliyse ne mutlu o kadına, şansı varmış değil mi? Yoksa kalitesiz bir adama düşünce olan kadına oluyor. Doğru doğru, çok haklısınız, çok haklısınız, doğru. Ben o konuda şanslıydım. Ahmetciğim hep beni el üstünde taşıdı, korudu, kolladı. Ay ne mutlu size. Neyse, benden geçti artık. Benden yana gülmedi. Şans kızlarıma gülsün. Ne yapalım? Ne demek benden geçti? Gençsiniz, hoşsunuz, güzelsiniz, canlısınız, hareketlisiniz. Eline sağlık kızım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu işler kısmet işi. Belli mi olur? Benden bana kısmet buldu. Afiyet olsun. Suyunuzu da vereyim. Teşekkür ederim. Laleciğim. Nişanda veremedim. Umarım beğenirsin. Ne zahmet ettiniz? Ne zahmeti? Keşke o gün verebilseydim ama kısmet değilmiş. Açsana kızım, çikolata kutusu değil, dolaba koyamayacağız. Ay ama bu çok değerli bir şey. Kızım sen de çok değerlisin. Güzel günlerde kullan inşallah. Kusura bakmayın. Yani böyle ayaküstü buraya uğradım, böyle burada verdim. Ay Allah aşkına, orada vermişsiniz, burada vermişsiniz de aldık ya. Yani demek istiyorum. Çok zarif değil mi? Ay çok zevklisiniz. Belli zaten üstler başlardan. Böyle düşünmenize çok sevindim. Düğün için de beraber çarşıya çıkarız diyorum. Ha? Çok iyi düşünmüşsünüz. Valla siz ne düşünüyorsanız bence o olsun. Ben her şey Lale kızımızın istediği gibi olsun istiyorum. Onun zevkine uygun olsun istiyorum. Düğün nasıl olsun istersiniz? Aslında ben düğün değil de böyle sade bir nikah şeklinde hani. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Şöyle şanımıza uygun bir düğün yapmak şart. Tabii. Şimdiki gençler öyle kır düğünü, bahçe düğünü falan diyorlar. Onun için sordum. Ya duydum ya kaşınırım. Ay börtü böcek falan. Yok yok, hiç sevmem ben kırmır. Yani Lale sevmez. Aslında ben düğünü hiç düşünmedim. Öyleyse düşün. Düşün öyleyse kızım. Ha? Düşün olmaz mı? O zaman ben bu hafta sonu düşüneyim. Konuşalım hep beraber sonra, olur mu? Şöyle yaparız. Bu hafta sonu geçsin. Hafta başı bizim Yıldız'la buluşun. Ne düşünüyorsanız söyleyin. Konuşun, kararlaştırın. Nasıl gelinlik olacak? Düğün nasıl olacak? Gençler nerede oturacak? Değil mi? Ne gerekiyorsa bir an evvel halletmek lazım. Malum bebeğimiz büyüyor. Ay ne sen? Ay ben çocukları yapıyorum da el alışkanlığı.
Ben de şimdi tabii şeyi düşünüyorum. Kına gecesini de bizim mahallemizde yapacağız. Güzel bir organizasyon, mütevazı bir yerimiz var. Böyle ördekli mi ördekli, yani ördek olursa tabii havuzda oluyor. Böyle bir yer inşallah. Olur, olur. Nasıl isterseniz, siz nasıl isterseniz. Ben şimdi sizin izninizi isteyeyim. Müsaade size. Şimdi hafta başı artık görüşüyoruz. Tamam. Onur senin gönlünü aldı mı? Aldı, aldı. Merak etmeyin. Aranızda bir sorun yok. Eğer sıkarsa, eğer bir sıkarsa bana söyleyeceksiniz. Ben onun bir güzel kulağını çekeceğim. Buyurun efendim. Hoşça kal güzel kızım. Kendinize iyi bakın. Hadi. Sizi kapıya kadar ben bırakayım. Sağ olun. Burası biraz tümsek mümsek, bir şey olmasın Allah korusun. Çok zarifsiniz, sağ olun. Hadi geçin. Tamam. Aydın abi bir çay ver bana be. Demli olsun. Ha. Öyle bir tüy aldım ki bak bu sefer altın %100 benim. Harbi mi lan? Bir 20 lira ateşlesene ortak ol. Param çıkışmıyor. Yoksa yatıramayacağım. İyi olur vallahi, ne olacak. 20 değil mi? Evet. Ha. Yok ya. Ben at yarışını bıraktım. Kumar oynamıyorum artık, yeminliyim. Yok, bitti, tamam. Tam yemin edecek günü buldum. İyi lan. Hadi bak, veriyorum 22 adı ama ortak olarak değil ha. Borç olarak. Tamam, sağ ol. Hadi bakayım. Şeytanın bol olsun. Ya Aydın abi bir çay dedik. Azerim. Kanserim. Ay, sen yaşayamadın Kurtuluş. Ya işte iş güç, biliyorum başımızdakileri koşturuyoruz. Günlerin Nilüfer'e yalvarmakla geçiyor. Yani anladım. İyi, yalvar. Ben de az önce annemlere yolcu ettim. En az bir ay yoklar. Evde tek başıma yalnızım. Yani yapayalnız. Harbi mi kız? Harbi vallahi. Beni bilirsin, geceleri yalnız karanlıkta korkarım. Ne yapsam acaba? Bir fikrin var mı? Sana bir fikir vereyim tabii kız. Bence ne yapalım biliyor musun? Hı? Şey diyorum, hani gece korkuyorsan falan bence bir tane köpek al. Hem böyle yalnızlığına iyi gelir, arkadaşlık şeyi yapar. Bir de o koruyucu hayvandır ya köpek, iyidir yani. Köpek mi alayım? Gerizekalı. Ulan bir ay dedi ya. Kaçar mı lan bu fırsat? Aman be! Benim günüm sana 10 basar be! Neyse biz zaten bıraktık o işleri, temiziz artık. Kumar yok, karı kız yok. Yok, bunların hiçbiri yok. Aydın abi çay yok! Anne, ne yaptınız bakayım bugün okulda? Resim yaptık. Heh. Boyama yaptık. Heh. Şarkı söyledik, İngilizce öğrendik. Ay siz İngilizce mi öğrendiniz? Evet. Süper, ne öğrendiniz? Yaklaş, söyleyeyim. Red, kırmızı. Blue, mavi. Yellow, sarı. Ay annesinin güzeli neler de öğrenmiş. Senin o yellow mellow değişini yerim ben. Anne. Sen İngilizce biliyor musun? Biliyorum anneciğim. O zaman söyle. Söyleyeyim değil mi? How are you? Fine, thanks. And you very much? Okay. Benim kadar olmasa da harika söyledin anneciğim. Kapa kızım sağ kulaklarını. Yine başladı. Hiç bana cevap vermedi. Ne işin var kız senin bu sokakta? Ha, kıl yolucusu. Ay çekil önümden. Ay ne çekeceğim bir? Bana bak. Kurtuluşla mı buluşuyordun sen ha? Ya ne buluşması canım? Ha iyi, aklın başına gelmiş, kafana ağda makine sıyınca bir tek gözlerin değil yani, aklın da düzelmiş senin. Hadi bas git, yürü. Bir daha seni bu sokakta görmeyeyim, vallahi saçını başını yolarım ha. Bayağı korktu. Yürü kız. Aş ya serinletiyor. Vallahi görür görmez çığlık atmamak için kendimi zor tuttum kızım. Oh.
prenseslere layık. İyi işte bak, prenseslere layık diyorsun. Bana biraz fazla o anne. Sen bir prensessin. Ay, vallahi pabucumun bu kadar dama atıldığını bilmiyordum açıkçası. Oo, öyle oldu tatlım, maalesef öyle oldu. Artık ablam prenses. Kız şaka yapıyorum. Tabii ki sensin prenses ama o şimdi hamile falan, moral olsun. Duyuyorum. Ay bu ne? İşte özlediğim çığlık bu. Anne bu ne ya? İşte bu ne diyorum, atom mu diyorum sana yoksa gerçek mi diyorum? Anne herhalde gerçek ya, yapma. Değil mi? Anne benim gerçeğini görmedim ki. Anne daha neler göreceğiz, bu daha başlangıç. Ay. Sizin bu böyle havalara girmeniz beni o kadar çok ürkütüyor ki. Senin de bu hiç havaya girmemen var ya, beni çok ürkütüyor. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Biraz mutlu olsana kızım. Ya biraz bir heyecanlan, biraz bir duygu sallaş, ne bileyim, bir kendini kaybet mesela. Ay vallahi ablam kendini bir kaybediyor, bir kaybediyor. Ne kadar komik bir espri. Tebrik ediyorum seni Nergis. Laf söyledi bal kabağı. Bırak onu elden. Anne. Perle'ye anne. Çağırı. Anne. Bırak onu. Anne. Kız bırak onu. Anne, 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 anne. Onur Bey. Efendim? Bir şey soracağım. Sor. Ben şimdi Nergis'e duygularımı açayım diyorum da. Sizce erken mi? Niye erken olsun ki? Korkup kaçmasın kız. Niye kaçsın Samet? Kaçmaz diyorsunuz yani. Niye kaçsın ki dedim ya. Haklısınız. Kadınlar biz erkekler gibi değil. Kaçmak genelde bize has bir özellik. Yani? Yani siz çıkın karşısına, duygularınızı çat 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 yüzüne söyleyin diyorsunuz. Yani bence saklamanın bir anlamı yok. Geç karşısına. Neydi ismi? Nergis. Nergis'im, durum böyle böyle böyle. İçinden ne geliyorsa söyle. Anladım. Yani siz benim yerimde olsanız, mesela Lale Hanım'dan bu kadar çok hoşlansanız, çıkar karşısına, yüzüne karşı çat 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 söylerim diyorsunuz. Ne alakası var Samet? Sen niye olayı bana çeviriyorsun? Bizim durumumuz seninkiyle bir mi? Değil mi? Değil. Belki de duygularımın karşılığını alamam diye korkuyorum. Ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum Samet. Tabii sonuçta konuşmadan bilemeyiz. Haklısınız. Acaba diyorum ki konuşmasam da yazsam mı? Hem karşısında heyecandan saçmalama riskim yok. Eğer bana karşı duygusu yoksa küçük düşme riskim de yok. Daha kolay. Mantıklı. Aslında ben de böyle bir şey yapabilirim. Ben de böyle bir şey yapabilirdim. Senin durumunda olsaydım herhalde yapardım yani. Yani siz diyorsunuz ki ben de Lale için defteri, kağıdı elime alırım, böyle şairler gibi yazarım. Samet, sen durumu yine bana çevir. Çevirdin mi? Çevirdin. Ben sizi anladım Onur Bey. Neyi anladın Samet? Siz de benim gibisiniz. Duygularınızı açık açık söyleyemiyorsunuz. Kaç sene oldu Onur Bey? Tanıyorum artık sizi. Önüne bakacağım mı Samet? Bakayım. Of! Yemin ediyorum içim kurudu ya. Bak nünüm olaydı şimdi ne güzel yemekler yapardı. Ama müstahak bana müstahak. Kadir kıymet bilmez herif. Müstahak sana tabii. Ha yesimidi de aklın başına gelsin. Tuttu be! Aydın abi herkese benden çay. Yavaş lan yavaş. Ne kuduruyor öyle altlıyı tutturmuş gibi? Buldum kurtuluş, altlıyı buldum. Harbi mi lan? Bana ortakol dediğin kuponla mı? Evet. Al bunu da. Borçlu kalmayayım. Ya yok be oğlum, sonra ödersin. Lafım olur, ayıp ettin. 180 bin lira almışım. 20 liranın lafı mı olur ya? 180 bin lira mı kazandın o bana ortakol dediğin kuponla? Evet. Dedim sana çok sağlam tüyü aldım diye. Ulan sen bana senelerdir çok güzel tüyü aldım diyorsun. Tutacağı tuttu. Yapacak bir şey yok. Bir dahakine. Ben gideyim paraları toplayayım. Ulan ben böyle şansın içine tükürürüm ha. Ulan Nilüfer. Tam adam ol diyecek zamanı buldun ya. Gerçi sen bana 10 senedir adam ol diyorsun ama... Ben tam seni dinleyecek zamanı buldum ya. Yemin ediyorum sinirden saçımı, başımı, vücudumda ne kadar kıl varsa
kalemini tutun. Hepsini yolu giperdim. Ya Nilüfer gelme şöyle. Sen zahmet etme Kurtuluş ya. Zerrini gördüm az önce buralardaydı. Gelsin böyle kıllarını tek tek yolsun senin. Ya Nilüm. Yeter artık, iki dakika bir laf sokmadan dur ya. Delik deşik oldum, baksana şu halime. Bitti diyorum kızım, bitti. Zerrin merrin yok ya, kapandı uçağı. Ben İstanbul'un fethi gibi seni bir daha fethedip yeni bir çağ açmak istiyorum ama izin vermiyorsun ki. Aa, verdim Kurtuluş, bir hafta. Artık adam olup çağıma atlarsın. Yoksa geçmişimin en ücra köşelerinde bir bilet bulup orada mı kalırsın, onu bilemeyeceğim. Hadi baba, güveniyorum ben sana. Yapabilirsin sen bu işi. Adamın dibisin sen, dibi dibi. Ya işte ya, kızıma bak. Ya yemin ediyorum bir tek kızım anlıyor beni ha. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Son ayakta yatırma bizi baba. Kız, ben sizi son ayakta yatırır mıyım ya? Bak görüyorsun değil mi Kurtuluş? Bu yaşta bu zeka. Artık büyüyünce sen bunun zekasına nasıl yetişeceksin bilmiyorum. Ya yemin ederim Nünüm, iki dakikada 90 bin liralık acıyı unutturdun ya, bana helal olsun ha. Hocam sağ olsun. Ama bak, sen adam ol. Hı. Ben bugünleri de unuttururum sana. Ya Nünüm, ne acayip kadınsın sen ha. Buradan dövüyorsun, buradan seviyorsun ha. Ya yemin ediyorum, bayılıyorum sana ha. Ay, tamam. Sen de çok yüz buldun ha. Hadi şımarma bak, gözüm üstünde ha. Bay bay baba. Benim de gözüm üzerinde Nünüm. Of. Ya çok özledim Nünüm seni ya. Ay. Yemiyorum simitini daha. Aşkım ne yapayım? Allah Allah. Seni ilk gördüğüm anda anladım. Sen, ben, biz. Ne diyorsun sen Samet ya? Samet ve Nergis, çiçeklerin en güzeli. Nergis, koklamaya kıyamadığım dalından koparamadığım, dalından koparamadığım mı? Kiraz mı bu ya? Ulan Samet. Misafir olmaya değil, ev sahibi olmaya geldim. Vay be. Ben bunu bir yerden duydum mu ya? Yok canım, copyright Samet. Vay be Nergis. İçimdeki şairi ortaya çıkardın. Ey aşk, sen nelere kadirsin be. Ay şuna baksanıza. Bir an evvel evlensem de bana da böyle şeyler taksalar ya. Ay sana en iyisini, en güzeli böyle başından aşağı aksın inşallah. İnşallah, inşallah. Ay vallahi ben bundan iyisini düşünemiyorum ha. Bayıldın değil mi? Kız bayılmak ne kelime. Nasıl? Yakıştı mı kız? Çok güzel. Abla, ha.
Senin gerdanın ne kadar güzelmiş. Ay değil mi? Ay vallahi yıllar sonra gerdanım keşfedildi be. Vallahi paranın gözü kör olsun ha. Kim bilir düğünde ne takarlar. Takalı şaşına annem de gidecekmiş bu arada. Ay vallahi helal olsun bu arada. Örf adetleri de biliyorlarmış ha. Size bir şey diyeceğim. Annemi kuyumcuda düşünebiliyor musunuz? Yok. Ben annemi düşünemedim vallahi, çok fena koyamadım oralara ya. Abla sen de gitsene. He. Ay evet abla ya, ne olursun gel bana yardım et. Vallahi boğarlar beni orada. Vallahi ben de annemden farklı değilim ha. Yani bir düşündüm de ben kendime çok güvenemiyorum. Daha çok şey... Bunu bana verdiğin gün, daha dün gibi, neredeyse 35 yıl olmuş. Ne hayaller, ne umutlar yıkıldı yerli bir oldu bu 35 yılda. Ne için, ne uğruna, niye böyle yaptın be Yıldırım? Niye bırakıp gittin beni, evlat? Hani çok seviyordun beni. Hani gün ışığındım. Hani hasretim cehennemdi senin için. Asıl cehennemi sen yaşattın bana. Köpek! Boyun devrilsin Emir Yıldırım. Kafanda bir tel saçın kalmasın. Bir tas çorba yapanın olmasın. Sürüm sürüm sürün. 5 kuruşa muhtaç kal inşallah. Amin. Tövbe. Tövbe Allah'ım, ne olur tövbe, ne olur sen beni duymamış ol ya Rabbim. Ne olur. Ay sürünürse bu gelir benim eve. Hiçbir şey olmamış gibi evime kapaklanır. Ay ay. Yok yok. Ben onunla uğraşmak istemiyorum Allah'ım. Ben onu sana havale ediyorum. En iyisi sen. Sen bilirsin ya Rabbim. Dur şuraya koyup da çıkmasın. Ay. Gitsin de dönüşü olmasın inşallah. Dur. Ne yaptım ben ya? Akşam akşam. Korku filmi gibi. Ay. Ah. Yarabbim. Tövbe yarabbim. Lordumuzun yanına yakışabilmiş mi? Ne demek şimdi bu? Yani ben sana göre normalim ya. Hani insanlardan uzak tutmuyorum, kendimi soyutlamıyorum ya senin gibi. Yani ne demek istiyorsun? Tarzından bahsediyorum. Sinmedi ama yani. Bakayım. Kız! Hey! Abla! Korkma abla, seni korkma. Allah cezanı vermesin. Bana bak. Ne bu hazırlık be? Ne hazırlığı ya? Alt üst pikniğe gidiyorum. Tamam, ben de onu soruyorum işte. Pikniğe gidiyorsun da niye bu hazırlık yani? Ha? Acaba Onur'la buluşacaksın diye olabilir mi? Ablacığım saçmalama. Ay tamam be, bir sinirleniyorsun.
Ay şimdi ormanda ne güzeldir ha, böyle hava, oh mis kokulu. Valla. Abla sen de gelsene. Ay yok be. Ayrıca siz daha yeni başladınız, böyle iki çifti yalnız bırakıp gelmem daha sonra. Ne olsun gel ya. Ay ablacığım boş ver, daha sonra gelirim ben. Siz keyfinize bakın. İyi. Abla. Şöyle bir bak bakayım. Olmuş. Bakayım. Bakayım dön şöyle. Şu. Sen olmaz mısın? Sen olmaz mısın? Uy benim güzel kardeşim. Olmaz mısın kız? Fıstık gibi oldun. Ha dur. Sildim bütün anlarımı. Onurcuğum. Nereye böyle? Ormanda yürüyeceğiz. Piknik falan. Piknik ve sen. Oğlum sen böyle şeylerden nefret edersin. Hayır canım, niye nefret edeyim? Bir dakika, bir dakika. Sen pikniğe Lale'yle mi gidiyorsun? Doktoru aradı, organizasyon var diye. Öyle olunca ben de... Sen de kabul ettin. Hay olacak iş değil. Onur, sen yavaş yavaş Lale'den hoşlanmaya başlıyor olabilir misin? Annen, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ay olamaz. Ay hayır. Şimdi gidersiniz ormanda piknik yaparsınız, ondan sonra bir de bakmışsın bütün sülale bizim bahçeye gelmiş, sen de mangalın başında. Ay hayır. Anne abartma. Ne alakası var ya? Ay çok alakası var yavrum. O kız bizim aileye uygun mu yavrum? Değil. Olmaz. Hayatta olmaz. Mutlu olamazsınız. İmkansız. Impossible. Anne. Daha düne kadar biz evlenelim diye elinden geleni yapmıyor muydun sen? Yavrum bu bir formalite. Doğuma kadar sürdüreceğiniz bir oyun. Pelin Su seni bekliyor biliyorsun. Anneciğim bir sakin olur musun lütfen? Benim Lale'den hoşlandığım falan yok. Yani benim çocuğumu sonuçta karnında taşıyor bu kız. E ben tabii ki yanında olacağım. Bu normal bir şey yani anne. Ay haklısın oğlum. Rahatladım şimdi. Yani... Senin bu kadar kendinden taviz verdiğini görünce böyle bir fena oldum. Yani en son böyle şeyleri Özge için yapmıştın hani o zaman da hayatının. Anne. Affedersin oğlum, sabah sabah çenem düştü, pardon. Efendim şöyle. Denetim için mi? Hangi evraklar eksikmiş? Tamam geliyorum. Ne oldu Onurcu? Önemli bir şey yok. Denetime gelmişler. Şirkete gidiyorum. Piknik? Piknik? Piknik yok. Neyse bir üstümü değiştireyim ben. O zaman ben seni yalnız bırakayım. Onur arıyor. Aç aç aç. Bir gün gırtlağımda kalacak gözüm. Efendim. Günaydın. Günaydın. Bu arada ben hazırlandım. Şey, çıkacağım, sen geldin mi? Lale'cim ben de seni bu yüzden aradım. Denetim için holdinge gelmişler. Başlarında durmam gerekiyor haliyle. Şu an oraya gidiyorum o yüzden. Anlıyorum. İşim biraz uzun sürebilir. Seni de bekletmek istemiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Tamam, görüşürüz. Ablacığım ne oldu? Şirkette işi varmış, gelemeyecekmiş. Ablacığım kolay değil tabii ya. Holding yönetiyor. Yine nazarın değdi. Ya anneciğim ne nazarı ya? Ya benim ne günahım var sen durup durup bana böyle bir şey diyorsun. Bak üzülüyorum ama artık ha. Ay, tamam tamam. Ben de gitmeyeyim bari. Ay olur mu öyle şey? Ben gelirim kız seninle. Vallahi gelir misin? Kız gelirim, gelmezdim. Zaten istiyordum. Son anda olacak iş mi? Nereden çıktı bu şimdi? Siz niye gidiyorsunuz Onur Bey? Senin de planların vardı herhalde. Evet ya, ne olacak şimdi? Başka planım yok. Başka planım olur mu? Ben sizin için söyledim. Lale Hanım'a çok üzüldüm şimdi. Bak içim parça parça oldu. Erol Bey mi gitse acaba sizin yerinize? Beceremez o. Zaten ben ona minnet etmem. Doğru. Siz etmezsiniz. Anlamadım. Haklısınız dedim, haklısınız tabii. Erol Bey yapamaz şimdi onu. Son günlerde gençleşti sanki. Tabii. Aşk yaşayınca insan. Ah şahit, ah. Umarım yanılıyorumdur.
oldu? Niye öyle bakıyorsun bana Betül? Öldürecekmişin gibi. Hayırdır, bir şey mi oldu? Daha olmadı Şadi. Daha olmadı. Ne oldu? Artık sana bakmama bile mi tahammülün yok Şadi? Allah Allah, merak ettim, soruyorum ya. Merak etmek de mi yasak? O da mı yasaklandı? Erol, diyorum ki bugün işe gitmesen de şöyle baş başa bir şeyler yapsak. Aşkım, bizim baş başa aktivitemiz çok zayıf. Bak geçen tavla oynadık, hiç tat vermedi biliyorsun. Ya onda hep ben yeniyorum zaten. Öyle mi diyorum? Şöyle ikimiz baş başa, sen ben. Otel odası tutalım mesela. He? Bak yapmazsak var ya, göz açarım. Ah. Titredim biliyor musun seninle eş zamanlı? Hayırdır inşallah. Alo, efendim Yeliz'ciğim. Erol Bey, denetim için geldiler de bazı evraklar eksikmiş. Acaba şirkete gelmeniz mümkün mü? Ama ben onlardan hiç anlamıyorum ki Yeliz'ciğim. Onur'u mu arasanız? Aa, acil mi diyor? Ben kesin ben geliyorum. Tamam, tamam ben geliyorum. Çok acilse o aramayın Onur'u falan. Ben gelip hallediyorum, tamam. Ah ama Yeliz'ciğim oluyor mu böyle? Önceden söyleyeyim, ben gün için hanımımla plan yaptım. Ama ben hanımımla ağız tadıyla bir gün geçiremeyeceksem nerede kaldı benim zengin? Konuşma, cevap verme bana! Görüşürüz. Work, work, work. Bana borçlandın. Dile benden ne dilersen Yeliz'ciğim. Söz kız, düğününde alay başı olacağım senin. Bunu da hallettik. Kolay gelsin. Sağ ol. Erol'cum, canım oğlum benim, yakışıklı. Şimdi her zamanki gibi şirkette gözünü kulağını dört açıyorsun, tamam ya? Şimdi ben bazı planlar ve programlar içerisinde olduğum için benim her türlü atraksiyondan haberimin olması şart, tamam ya? Eğer olur da Onur bir yere gidecek olursa veya Lale ile ya da Pelin ile buluşacak olursa senin hemen beni arayıp haberdar etmen lazım, tamam mı yavrum? Tamam anneciğim, hiç merak etmiyorsun sen. Nasılsın? Harikasın çocuğum. Sen de harikasın. Nedir ya? Anneciğim oldum Allah aşkına. Bak sana beni böyle giydirdiler. Çok komik oldum ama ya. Alışık değilsin ya, ondandır. Hadi dikkatli olun, tamam mı çocuklar? Tamam anne. Tamam. Ayrıca ya doktorumuz yanında, merak etme. Bize hiçbir şey olmaz. Değil mi? Enerjisi de gelse değil sizinle. Ay anne sorduk, korktu, börtü böcek falan dedi. Sosyetiktir benim kızım. Hadi. Gel kendine öpüşeceğiz abi. Oh. Hadi. Hadi. Sen de dikkat et. Tekrardan çok kusura bakmayın Onur Bey. Gözümden kaçmış. Hiç önemli değil. Önemli olan çözülmesi. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Onur Bey, ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz? Aslında beklediğimden erken bitti iş. Evet. Saat kaç? Erken. Saat erken. 11'de buluşacaktık. Üzerimi değiştirsem herhalde yetişirim. Rahat rahat yetişirsiniz. Belgrad Ormanı'nda nasıl keyiflidir şimdi. Lale Hanım da sizi görünce çok sevinecek. Hastanenin de böyle bir aktivite yapması ne kadar güzel bir şey. Hamileler, eşleri. Bence siz Belgrad Ormanı'na gidin. Yürüyüş, piknik, mangal falan. Darısı benim de başıma. Ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz? Yoksa siz yalnız mı gidiyorsunuz? Madem bu kadar methettin, sen de gel bir orman havası al Samet. Hadi ya. Tamam hadi sen git. Bekletme kızı. Tamam, teşekkürler Onur Bey. O zaman beraber çıkalım. Buyurun. Sen çoktan arabayı da hazırlatmışsındır, değil mi? Hazırlattım. Buyurun. Efendim Erol'cuğum? Şimdi şöyle bir durum var. Onur Lale ile buluşmak için Belgrad Ormanı'na gidiyormuş. Ne? Ne yapacakmış ormanda? Piknik. Varoş varoş piknik. Bir dakika. Onur pikniğe mi gidiyor yani? Olamaz. Olamaz. Onur bu kıza karşı bir şeyler mi hissetmeye başladı yoksa? Erol, hemen bir şeyler yapmamız lazım yavrum. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Buldum. Nasıl buldun? Düşünmedin ki daha. Bana bak. Şimdi sen hemen Filiz'i alıyorsun ve birlikte ormana gidiyorsunuz. Ben de Filiz'i arıyorum. Hemen arkanızdan gönderiyorum. Babaannene şahane bir sürprizim var. Bana bak. Çık şirketten sen de. Zaman kaybetme. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi öpüyorum. Kurtuluş. Önce eve sonra Belgrad ormanlarına.
Ya Erol, ben seni almayı unuttum birden arı çıkınca. Ha, şoför şey, tamam. Teşekkürler. Hay Allah ya. Birden öyle aceleyle çıkınca unuttum demek ki. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkma.